Topsuz Alanda merhaba. Ee, i̇lk defa futbol dışına çıkacağız Topsuz Alanda. Konumuz e, ne mi diye sorarsanız e, son bir haftada 10 günde e, Türkiye'nin çok merak ettiği bir konu var. Daha önce Formula 1'e 9 kez el sahipliği yaptık. Üst üste 7 yarış daha sonrasında pandemi ve sonrası geldi. Yani 9 yarışı e, Formula 1'i İstanbul'da izlemiştik Acaba yeniden düzenli bir şekilde e, izleyebilecek miyiz? E, merak ediyoruz ve e, bu sorunun da cevabını verecek isim e, tek bir kişi Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Sayın Eren Üçler Toprağı konuğumuz. Eren Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, Formula 1 herkes bunu merak ediyor ama oraya gelmeden e, çok kısa bir sizin e, başkanlık döneminize geleceğim. 28 Şubat 2019 e, başkan seçildiniz. Herkes böyle Türkiye'de kulüp yöneticiliğine talip olanları biz ateşten gömlek giyiyor deriz. Siz federasyona talip oldunuz. baktığınızda geride kalan yıllarda aklınız, kalbiniz, vicdanınız ne söylüyor? İyi ki aday olmuşum diyor musunuz? Şöyle biz zaten biliyorsunuz 2016'da Serkan başkanımızla başlayan bir süreç vardı. Ben orada başkan görevi, başkan vekil olarak görev alıyordum. bahsettiğiniz gibi de 2019'da başkan seçildim. <laughs> Dolayısıyla bizim için aslında bildiğimiz bir yapıyı aynı sistematikle, aynı plan ve kurguyla devraldık diyebilirim. Dolayısıyla o süreden beri atılan adımların devamını getirip üzerine koymaya çalıştık. Çok şükür nispeten başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Camiamız da bu yönde takdir etmiş olacak ki son seçimde rahat bir şekilde bütün delegasyonumuzun teveccühüyle seçime girdik ve kazandık. O yüzden hizmet etmeye devam ediyoruz. İnşallah da etmeye devam edeceğiz. Şimdi aynı zamanda eski bir hali pilotusunuz, e, hukukçu birisiniz, asıl mesleğiniz başka ama o tarafı seçiyorsunuz. E, gaza basmak mı yoksa bu yarışın kurallarını belirleyen tarafta olmak mı? E, hangisi daha böyle e, soru işaretleri barındırıyor, daha rahatlatıyor sizi? ya şöyle tabii sporcu tarafı her zaman çok daha ağır basıyor. Yani hani yarışlara tabii sıklıkla gidiyorum ve izliyorum. E, hep... Arabaların otomobillerin geçerken işte içinde ben olsaydım biliyoruz yani bu maalesef bize zehir içimizden çıkmıyor herhalde son güne kadar da çıkmayacak. Bu hepimiz için bir tutku ortak bir tutku. Dolayısıyla başkanlık evet çok çok önemli çok gurur verici bir camianın sözcüsü olmak bu camiaya hizmet etmek çok benim için değerli ama benim her zaman sporcu tarafım daha çok ağır basacak. Şimdi... Formula 1 diye açtık ve herkes onu merak ediyor. Daha önce dediğim gibi 9 kez ev sahipliği yaptık. Son ikisi düzenli yarışın dışındaydı. Pandemi ve yine devam eden senesinde gelmişti. Şimdi yeni bir süreç başlıyor. 2 Nisan'da bir ihale süreci başlıyor. Şartname var. Hazırlanan orada yazılanlar, kurallar. Birazdan da soracağım ama ilk duyduğumda çok şaşırmıştım. Pisle ilgili geçmiş yıllarda yaşanan, daha doğrusu olanak tanınmayan durumlar vardı. Şimdi 2 Nisan'daki o yeni ihale süreciyle birlikte Formula 1'in İstanbul'daki geleceği e, ne olacak, bundan önce nasıldı ve niye öyleydi? 2 Nisan sonrası nasıl bir süreç bekliyor sizleri? Şöyle biliyorsunuz 18 Temmuz 2023 e, tarihi itibariyle eski dönem kapandı diyebiliriz. E, bu tarihten itibaren de orada bir... E, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın, Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün tabiriyle bir işgal durumu söz konusu. Ama bu ara zamanda hem bakanlığımız hem vakıflar genel müdürlüğü çok nitelikli bir şartname hazırladı. E, bu şartnameye çok iyi çalışıldı, çok belli. Netice, neticesinde 2026'da bir Forna 1 şartı getirilmiş. Biliyorsunuz e, Forna 1 şu an bütün ülkeler tarafından çok büyük rağbet görüyor. Özellikle e, bu Netflix'te yayınlanan son e, Drive to Survive'dan so sonra ilgi daha da arttı. Amerikalılar da biliyorsunuz pazarlama konusunda çok uzmandır. Hani bu işe daha fazla ruh katıp, daha fazla bir karakter e, özetlerinde geçerek ciddi bir yatırım yaptılar ve bunun da yansımalarını rakamlarla görüyorlar. Dolayısıyla şu an sözleşmesi biten e, pisler yenilemek istediği gibi çok da fazla dışarıdan yeni gelen talepler de var. Dolayısıyla 2026 şu anda en yakın tarih gözüküyor. Burada 2026'da 7 tane ülkenin süresi doluyor. Ama tabii ki pek çoğu hatta belki tamamı bu 2026'yı yenilemek isteyebileceği gibi dışarıdan yeni talepler de gelecektir. Dolayısıyla ülke olarak biz şunu biliyoruz ki hem yaptığımız ikili görüşmelerde hem Formula 1 hem FIA tarafıyla ülkede bulunmak istiyorlar. Çünkü Türkiye 85 milyonluk yapısı, jeopolitik durumu, çoğu takımın burada fabrikası olması ve ciddi satışlar yapması çerçevesinde günün sonunda foruna bir, bir spor olduğu kadar da bir pazarlama aktivitesi. Dolayısıyla burada rakamlar ve içinde bulunan coğrafya çok önemli. Bir de biliyorsunuz biz iki kere onların yolunun üzerindeyiz. Yani bize gelmek için bir e, rota değiştirmiyorlar. Bu da biliyorsunuz hem karbon hedefleri açısından hem de e, masraf açısından çok kıymet verici bir durum. Dolayısıyla geçtiğimiz yıllarda yaptığımız bütün organizasyonlarda da üst düzey bir başarı gösterdiğimiz için ülkemiz bu konuda çok başarılı olduğu için her zaman buraya gelmek istiyorlar. Dolayısıyla ilk hedef ve en yakın hedef 2026. Bunun için de tabi e, acil şekilde e, görüşmelere başlanması lazım ki hani diğer ülkelerden kendimizi bu pozitif e, konulara rağmen ayırabilmek için önemli bir süreç bizi bekliyor. Şimdi ihale şartnamesinde e, biraz önce bahsettiğim beni en çok şaşırtan konum Ayhancan Güvenden duydum da inanamamıştım. Yayındaydım hatta. Dedim ki hani sen nasıl İstanbul Park'ta hiç araç kullanmadın? Kullanmadım abi demişti. Şimdi ihale şartnamesinde milli sporcu yetiştirilmesi için de bu da var. Bu bence birçok şeyi de değiştirecek. Bu pratiğe döküldüğünde Türkiye zaten bir sporcu yuvası her alanda yetiştiriliyor ama imkan tanınmıyordu. Bununla beraber neler değişecek oranın sporculara açılmasıyla? Şöyle Ayancan yalnız değil tabii. Ayancan önemli değerlerimizden biri olmakla beraber diğer kardeşlere ve arkadaşları da giremiyor milli sporcularımız. E şu anda da hani bahsetmekte fayda var. Dünya karting bir numarası junior kategoride bir Türk. Yani bizim alttan gelen çok ciddi bir jenerasyonumuz var. Bu jenerasyonun yurt dışında rakipleriyle e, hakkaniyetle yarışabilmesi için o Deze, yani dezavantajlarını giderebilmeleri için ülkelerinde böyle bir tesis varken ve bu 20 yıl önce yapılmışken bunun kaybı özellikle son 10 yıl çok ciddi bir kayıp ama sağ olsun hem Sayın Bakanımız hem Vakıflar Genel Müdürlüğümüz buradaki bizim ricalarımızı göz önüne bulundurdu ve hem milli hassasiyetle de buraya 30 günlük bir bedelsiz tahsis imkanı sağladı. Dolayısıyla bu bizim için çok kıymetli. Ben biliyorsunuz seçimde de bir önceki seçim aday olduğum zaman benim tek hedefim var. İstanbul Parkı tekrar sporcularımıza, halkımıza kavuşturmak demiştim. Biz bu 30 günü alarak zaten bunu yerine getirmiş bulundayız. Dolayısıyla bu konuda oldukça mutluyuz. Ama tabii bu sürecin yine de çok hassasiyetle yönetilmesi lazım. Yeni tesisi yüklenecek firma kim olacaksa bunu en doğru şekilde gerçekleştirip hem ülkeye hem sporcularımıza faydalı bir şekilde kullanılması lazım. Tabii ki burada ticari boyutu da var. Biliyorsunuz aslında baktığınız zaman burada bakanlığımız Adeta aslında bir Yas Marina örneğini baz almış. İçinde alışveriş merkezlerinin bulunduğu, işte roller coaster dediğimiz tema parklarının bulunduğu, hatta karting pistinin de yine bizim tavsiye ve tekliflerimizde bulunduğu bir proje hazırlamış ve çok nitelikli bir proje. Dolayısıyla burası bir adeta bir cazibe merkezi olacak. Bunun da tabii hem ülkemiz olduğu kadar bir taraftan sporcularımıza bir diğer taraftan uluslararası yarışlarla beraber spor turizmine ülkemizin tanıtımına da çok ciddi katkısı olacak. Dolayısıyla ben aslında Karanlık bir çağdan aydınlık bir çağa geçeceğimizi düşünüyorum. Hem sporcular açısından hem buraya erişim sağlayacak halkımız açısından hem de inşallah Formula 1'in gelmesiyle beraber ülkemizdeki çok nitelikli Formula 1 seyircisinin de tekrar bu spora kavuşması açısından kazan kazan formülü bir proje olacağını düşünüyorum. Çok iyi bir ifadeydi. Karanlık çağdan aydınlık çağa dediniz. Bizim programına başlığını verdiniz. Ama şimdi bu Türkiye'de bazı şeyler böyle kösteklenir bu soruyu sormak zorundayım. Açıklamaları görüyoruz, şaşırıyoruz. Ne oluyor? Kurumların, kişilerin İstanbul Parkı üzerindeki dertleri nedir? Neden Türkiye'nin Formula 1 yarışı düzenlemesini istemiyorlar. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Buralara geliyor olay. Açıklamalar sonrasında kim ne elde ediyor? Çok merak ediyorum. Bir spor sever olarak sormak istiyorum. Açıklamalar nereye gidecek ve neden bunlar yapılıyor? Bir taraf karalanıyor, diğer taraf yukarı çıkarılmaya çalışılıyor. Yok mu bu işin bir dengesi? İşbirliği olamaz mı? <laughs> Ya yani şöyle hani çok açık nitelikle söyleyeyim yani bu mevcut yapıyla işbirliği olması söz konusu değil. Yani hani bu sadece bizim dönemimiz değil bizden önceki başkanlarla da yaşandığı yani farklı görüşe farklı yönetim anlayışlarıyla hiçbir zaman bir e, ortak anlayış sağlanamadı. Ben zaten o yapının burada devam edebileceğini e, düşünmüyorum. Bunun çok farklı boyutları var hukuki olduğu kadar geçmişte biliyorsunuz bir Sayıştay rapor ortada e, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yaptığı bir inceleme olduğunu da biliyoruz. Buna dair bir rapor olduğunu da biliyoruz. E, İhale şartnamesini aslında bir hukukçu boyutuyla okuduğunuz zaman aslında orada çok ciddi e, bulgular var diyebileyim. Burada kapatayım. Diğer yandan e, biz de şaşkınız yani gerçekten sonuçta hani Cumhurbaşkanımız e, dünyada Fianın başı yani bu işin dünyadaki başını ülkemize e, kabul edip hani zaman ayırıp sağ olsun e, çok yakın şekilde ilgileniyor ve hani burada beraber ne yapılabilir konuşuyorken biz bir sabah garip bir beyanatla uyanıp hani ne olduğu belli olmayan seviyesi yani artık kamuoyunun takdir edebileceği bir açıklamalarla uyanıyoruz. Yani buradaki aslında bir işgal durumu da söz konusuyken yani vakıflar genel müdürlüğü ifadesiyle yani buradaki açıkçası bir utanma duygusu olması gerekirken hala garip beyanların olması biz de üzüyor. Ben açıkçası cevap da vermek istemiyorum federasyon olarak ne şahsen ama e, biliyorsunuz cevap vermeyince de bazen ...kamuoyunda farklı şekilde yönlendirilebiliyor. Biz de gerçekten çok sıkıldık ama artık dediğim gibi o karanlık çağı kapatıyoruz. İnşallah yeni bir döneme giriyoruz. Ben buradan sizin vesilenize de tekrar çağrıda bulunayım. Yani biz ben bunu her kanalda, her platformda söylüyorum. Bu ihaleye girecek bütün şirketlere biz bilabedel her türlü hem lobisel hem sportif sportif faaliyetlerde destek olacağımızı... ...zaten burada biliyorsunuz ülkemizde çok büyük şirketler var. Buradaki inşaat yapıları zaten çok ciddi bir inşaat değil baktığınız zaman... Formula 1 tabii ki ciddi bir bedel ama şu anda ülkemizdeki Formula 1'in geldiği noktada hem bilet satışları hem sponsorlukla bunun belli bir yapıyla biz oturtulabileceğini düşünüyoruz. Sonuçta Formula 1 de gidip de bir tabi e, tabii ki talepte bulunacak haklı olarak bu şey rakamlar yukarı çıktıkça onların talep ettiği rakamlar da tabii ki yukarı çıkacak. Ama içinde bulunmak istedikleri ülkede daha cazip rakamlar söz konusu olabilir. Dolayısıyla biz burada hem ülkemizin gücünü hem biraz önce bahsettiğim e, şartları da yerine getirdiğimiz zaman ben bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum. E şimdi 2026 olasılık sorusu ama ne kadar netleştirebileceğini siz daha iyi biliyorsunuz. E 2026'da bizim takvime girme olasılığımız. E şöyle bunun asgari şartı zaten biliyorsunuz ilk başta olmazsa olmaz da, da finansal paketi. Finans. Bu finansal paket zaten belli tabii ki bir indikasyonlar bilgimiz dahilinde ama tabii bunu şu aşamada burada söylemek doğru olmayacaktır. Ama diğer taraftan biliyorsunuz hani Burada çarpan etkisi olarak da bir durum var. Yani Formula 1'in o hafta sonu Türkiye'de olması demek Türkiye'nin, İstanbul'un bütün hafta boyunca hem Formula 1'in kendi sosyal medyası, hem yayınlandığı yüz yüz 150 ülkeye yakın yerde canlı yayınları o hafta boyunca kahven İstanbul'un konuşulması ve daha önemlisi civar ülkelerden buraya gelecek turist katılımlarıyla beraber yani bunun sadece KDV'sinin bile geri bırakacağı rakam çok ciddi bir rakam olacaktır. Bunun yanı sıra biliyorsunuz pandemiden sonra ülkenin tekrar açılmasıyla beraber biz İstanbul'u bir daha pazarlamamız iyi niyetli olarak söz konusu olacaktır. Bir de biliyorsunuz biz hep yani bu organizasyonu hepsini çok üst düzey şekilde ülke olarak gerçekleştirdik. Forna 1 de buradaki hem İstanbul'un Kültürel mirası, hem buradaki 16 milyonluk nüfus, ülkenin nüfusu onları çok cezbeden bir şey. E pistimiz de çok hakikaten hala yıllar geçmesine rağmen bütün pilotlar tarafından takdir gören bir pist. Ben e, çok olumluyum ancak tabii ki bir an evvel hareket etmek lazım. Zaten bundan olacaktır ki e, Turizm Bakanlığımız da yer şartlamasında bir aylık bir süre öngörmüş. Tabii ki agresif bir süre ama yani bir e, tutarlı şekilde yapılırsa son özellikle FİA görüşmeleri ve bizim başka yaptığımız gayri resmi görüşmeler çerçevesinde e, ulaşılabilir bir süre gibi gözüküyor bizim için. Piste çok sevenlerden bir tanesi Lewis Hamilton, e, Mia Schumacher'in rekoruna İstanbul'da e, ortak oldu. E, 2025 itibariyle artık kendisi Ferrari'de yarışacak. E, 26'da takıma girdiğimizde onu Ferrari ile izleyeceğiz. E, hem Mercedes'te hem Ferrari ile İstanbul Park'ta yarış kazanmış tek isim olarak tarihe geçme ihtimali var. E, sporcularla ilişkilerini seviyoruz e, Hamilton'ın İstanbul Park'a dair özel bir ilgisi var değil mi? Valla Hamilton'da bir şahsi bir arkadaşlığım yok ama bahsettiğiniz gibi birkaç pilotla hem İstanbul öncesi hem yurt dışında görevlerimiz çerçevesinde bir takım dostluklarımız oluştu tabii. Pilotlar yani biliyorsunuz cadde pistleri tabii bu işin farklı bir boyut almasını sağladı ama hala ne olursa olsun bütün pilotların gönlünde gerçek pistler ayrı bir yer tutuyor. İstanbul'da biliyorsunuz yani Herman Tilke'nin yaptığı kendi ifadesiyle en çok beğendiği pistlerden biri ki hala Herman Tilke. Pist yapmaya devam ediyor. Dolayısıyla ben tekrar İstanbul'a gelindiği noktada hem pilotların çok mutlu olacağını hem takımların daha önemlisi bizim daha mutlu <laughs> olacağımız bir durum olduğunu düşünüyorum. En çok biz mutlu olacağız ondan. Şimdi Formula 1 noktalayalım ama bir de bizim çok iyi yaptığınız, sizin çok iyi yaptığınız Dünya Rally Şampiyonası vardı. Sonrasında orman yangınlarından dolayı maalesef ara vermek zorunda kaldı. Dünya Rally Şampiyonası'nın geleceğiyle ilgili son durum. Şöyle Dünya Rally Şampiyonası Türkiye her zaman gelmek istiyor Formula 1 gibi. Ve hani biliyorsunuz burada çok üst düzey yarışlar gerçekleştirdik. bütün takımlar da çok memnundu. <laughs> Dolayısıyla buradaki en önemli konu bizim doğru zamanı bulmamız ve bunun da VRC takvimine uymasıydı. Ama malum orman yangınları ve pandemi akabindeki orman yangınları bizim hareket alanımızı çok daraltmıştı. Ancak biliyorsunuz önümüzdeki hafta Marmaris'te bir asfalt yarış yapıyoruz. Ve ee, biliyorsunuz sonbaharın sonuna doğru ve ilk başında biz hem yolların tamiri ve kıştan çıkılması veya yağmurların artmasıyla beraber e, toprak zemin buna çok fazla imkan vermiyordu. Biz de açıkçası asfalt denemesini yaparak aslında bir nevi e, dünya rally Şampiyonası'na ön bir adım atmış oluyoruz. E, böyle bu asfalt e, setup'ında abında e, hem Son Sonbahar'ın sonunu diyeyim, hani hem de ilkbaharın başını veya ortasını yakalayabileceğimiz şekilde, VRC'nin de takvimine uyabilecek şekilde bir formasyon kurguluyoruz. Ee, biz zaten gerekli hazırlıkları yapıp buna tamam dedikten sonra Dünya Raya Şampiyonası mutlaka bir gün Türkiye'ye geri dönecektir. Ee, teşekkür ederiz bu konulardaki net sözleriniz için. Benim merak ettiğim bir soru daha var. Sonrasında sizi fazla yormayacağım. Şimdi TOSVET, Yıldızını Arıyor projesi inanılmaz bir şekilde Talep var, büyüyor. Ee, özellikle kadınların, kız sporcuların çok fazla e, ilgisi var. 2023'ünde ödül töreni yaptığınız gala gecesinde orada gönüllüleri, şampiyonları, emeği geçen e, herkese ödüllerini verdiniz. Hem yıldızını Arıyor projesinin son durumu soracağım hem de o gala gecesinde Tosvet'in logosu değişti. Değişim neden gerekliydi? Şöyle yani biz biliyorsunuz Fiat'ın ve Petlas'ın desteğiyle e, çok uzun yıllardır e, Tosfet Yıldız'ın arıyor gerçekleştiriyoruz. Buradan çok kıymetli kardeşlerimiz çıktı ve çok büyük bir sosyal sorumluluk projesi olarak görüyoruz. E, buradaki bütün kardeşlerimiz açıkçası bu spora gönül veren veya bu şekilde pilot olarak devam etmese bile, co-pilot, gözetmen, hiçbir şey olmazsa seyirci olarak bu sporun içinde kalmaya devam eden çok kıymetli bir topluluk. Biz onları ailemizin parçası olarak görüyoruz. Dolayısıyla inşallah bunu biz e, uzun yıllar devam ettireceğiz. Diğer taraftan... E, Logo değişikliği evet yani TOSFET şu anda 30 yılı aşkın bir süredir e, bulunuyor ve önemli bir bölümünde de eski logomuza devam ediyordu. E, çağın gereksinimi hem de yakaladığımız dinamizm ve bunun kurumsal kimliğe yansıması açıkçası bizi çok rahatsız ediyordu. Bir yılı aşkın süredir de bu logo üzerine çalışıyorduk. E, çok fazla logo gördük ama hiçbiri bizi mutlu etmemişti. Son mevcut logomuz açıkçası hem bizim hem yönetim kurulumuzun hem e, sportif kurullarımızın camiamızın çok benimsediği çok şık bir logo oldu. E, dolayısıyla biz bütün ailemizin temsiliyeti açısından yani iki hilalin içe girdiği ortasında bir yıldızın olduğu aslında özü itibariyle bir yarış lastiğini anımsatan bir logo olması hem bizim kapsayıcılığımız biraz önce söylediğiniz gibi büyük ailemizi temsil eden ve bir taraftan da bayrağımızı veya yıldızımızı içinde barındıran çok kıymetli bir logo oldu. İnşallah sizlerin de hoşuna gitmiştir. Bu bizim hem Tosfet'in değişen kabuğunu değiştiği yüzünü dışarıya yansıtan önemli bir adım oldu bizim için değişimin doğru zamandan yakalamak önemliydi. Ben de gördüğüm Tosya'da o zamanı bir şekilde yakalamış. 30 yıl yani uzun bir süre ve orada bir şeyler gerekiyor. Her açıdan onu başarmışsınız. Bir sporcular olarak teşekkür ederiz. Tebrik ederiz. Erhan teşekkürler. Umarız Formula 1'in o haberini aldığımızda, Dünya Herhali Şampiyonası haberini aldığımızda çok daha rahat bir şekilde konuşabiliriz. Kapımız her zaman sizlere açık. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Topsalın nokta oluyoruz. Dediğimiz gibi futbol dışına çıkmıştık. Motorsporların Formula 1'i konuştuk. Türkiye'deki geleceği adına görüşmek dileğiyle.